Antonov 22 arkadaşlar. Bu Antonov'un herhalde 3. en büyük kargo uçağı. Antonov 22. Şimdi hep beraber gezeceğiz. Hem dışını hem içini, ne varmış ne yokmuş diye. Bu pervaneli bir model. Dışarıdan baktığımızda boyamasından dolayı bütün bu yük taşıyan uçaklar birbirlerine benziyor Antonov'da. Şu Ukrayna bayrağı renkleri. Gerçi şu biraz daha koyu mavi ama. Her neyse, bu uçakta arkadaşlar kokpitin altında bir camlı bölme var. Navigatör orada duruyor. Ama şöyle bir enteresanlık var. Buradaki vatandaş, orada oturan navigatörün kokpitle iletişimi sadece, yani teknik iletişimi var. Yani radyo üstünden. Ama birbirlerini görmüyorlar, birbirlerine dokunamıyorlar. Ya da birbirlerini anlık uyaramıyorlar fiziki olarak. Hemen uçağın etrafında gezmeye başlıyorum. Bakalım Antonov 22 nasıl bir uçakmış. Şöyle söyleyeyim. Antonov 124 yapılana kadar bu uçak limitlerini zorlayarak kullanılmış ama bir yerde demişler ki baba bu bize yetmiyor. Yani bize daha büyük bir şey lazım. Hatta bununla alakalı da bir, o zamanlar tabi casusluk faaliyetleri vesaire çok olduğu için, yoğun olduğu için CIA ajanının şeyi var. Evet, onlara uçak o zaman yetmiyordu, işte böyle bir uçak yapıyorlar falan diye bir rapor yazmış. İnternette okuduğum bu tabi. Şimdi şöyle söyleyeyim, bu uçak Antonov 124'ün kanadını gövde üstünde taşımış. O kanat ama öyle hafif bir şey değil, yani ne var taşımış demeyin. Hatta o kanat taşımadan önce onu testlerini falan yapmışlar rüzgar tünelinde. Bunun kuyruk yapısı biraz enteresan. Bu 225'e biraz benziyor. Çünkü burada böyle bakın şeyler var. İki tarafında böyle dikmeler var kuyruğun. Hemen arkaya doğru şöyle gidiyoruz. Kaç ton taşıyordu? How many ton it can carry? 60 tons. 60 ton yük taşıyabiliyor. Sivil havacılıkta, yani şimdi buradaki uçak bu arada arkadaşlar dünyadaki tek sivil olarak kullanılabilen Antonov 22. Yani Rusya'da falan varmış ama onlar daha ziyade askeri amaçlarla kullanılıyormuş. Yani şöyle söyleyeyim, eğer Antonov 22 lazımsa size, yarın öbür gün ya da bu videoyu izleyen herhangi birisine, dünya üstündeki, bu uçak kullanılacak demektir. Pervaneli bir uçak normalde. Pervane görmüyorsunuz ama yanıltmasın. Şu anda bakım yapılmak üzere buraya çekilmiş ve pervanelerine bakım yapıyorlar. They removed propellers for maintenance. For maintenance. For regular maintenance phones. Bakım için sökmüşler. Zaten uçağın üstünde bir çalışma devam ediyor arkadaşlar. Bu uçağın tekerlekleri biraz daha büyük. Antonov 124'e göre mesela. Antonov 124 dünyanın en büyük ikinci kargo uçağı, fakat onun lastikleri daha küçüktü. Ama iniş takımında da onda 10 tane lastik vardı, 5 sıra. Bu biraz daha küçük. Şimdi şöyle içine doğru gidelim bakalım. Şöyle içeriye doğru gidiyoruz bakalım. Biraz daha manuel bir durum var burada. Şöyle. Evet, bunun içi de yine bir ufak hangarı andırıyor. Yedek lastikler vesaire burada duruyor. Yine tek parça yükleri taşımakta. Üstüne yok arkadaşlar. Şöyle bir arka tarafa doğru bakalım. Bakım yapıldığı için çalışıyorlar. Şöyle. Dağınıklık için kusura bakmayın. Kargo rampası açık. Bakın, şansınıza göstereceğim bunu size. Bu kargo rampasından yine aynı şekilde vehicles and something like this from here. Yeah, we have only a rear ramp system, not front. Only. Ben karıştırmışım. Bundan ön taraf açılmıyor arkadaşlar. Buradan bütün yüklemeler yapılıyor vesaire. Ve bu aşağıya, bu da yukarıya doğru açılıyor. Şu kapak yukarıya doğru kalkıyor. Ve buradan yüklüyorlar. Yine bunu çok gerçekten yoğun olarak kullanmışlar. Yani şöyle söyleyeyim, bunun aviyonikleri de burada. Avionics there. I saw cockpit voice recorder. Bakın, kara kutu burada arkadaşlar. Kara kutu. Kara kutu biraz ortada. Diğer avionikler de burada. Muhtemelen karşı tarafta da diğerleri var.
Bunlar Antonov 124'te tabi buradan ders alarak yapmışlar biraz. Ve de 3 kata koymuşlardı bunları pilotların hemen arkasında. Yine burada da bakın technical slot vesaire diyor. Şu neymiş bakalım. Burada da herhalde zannediyorum bu kapağı açma kapatma için kullandıkları. What is this panel? Do you know? This is special equipment for using ramp system. Evet, buradan rampayı açıp kapatıyorlarmış arkadaşlar. Görmüş olduğunuz bu kocaman kapağı şuradan yönetiyorlar. Şimdi ön tarafa doğru gidiyoruz. Çalışan beyefendilere de kibarca selam verdikten sonra. Burada da yükleme teknik şablonlar vesaire bir sürü şey var. Burası da diğer kapı arkadaşlar burada. Şeye benziyor bu eski feribotlardaki böyle sağa sola girilen yerler vardı. Onlara benziyor biraz. Diğer kapı orası. Ön tarafa gidiyoruz. Yaşam alanları ve kokpit. Yine yedek lastik burada. Benimle aynı boyda arkadaşlar yedek lastik. Bakın. Tabii burada biraz yükseltmişler. From here? Yeah, yeah. Okay. Straight. Tekneye benziyor ön taraf. Şöyle gidiyor. Orası muhtemelen yatak odası. Yukarı çıkıyoruz. Bakın şöyle. You can go. This is the navigator room. Yeah, left. Kokpitin altındaki şu camlı bölüm arkadaşlar. Navigatör odası. Navigator room. This is the most beautiful place. Or you can... Bence de. Yes, I think also same. Buradaki vatandaş. Şu ışığı kapatayım. En manzaraya sahip adam. Şöyle baksanıza. Ayağının altında uçuyorsun. Ve buradan aleti, edevatı vesaire kullandığı ekipmanlar. Why it is separated? So interesting. Şu üstünüz kokpit. Yani upper deck kokpit. Ama buradan hiçbir şekilde erişim yok. Ulaşım yok. Yine burada da. Yani manzaraya sahip en iyi manzara burada. Şunu kapatmış ama bu da cam galiba. Is it glass or glass? Glass. Yok, halı. Carpet. Tabii eskiden in old years maybe they have to find way sometimes manually. Yeah, looking. maybe mm-hmm. It was a military aircraft, it was a design decision, so yes. You know Ilyushin 76. 76 I know. Yeah, has the same. Ilyushin 76'yı biliyor musun dedi de onu da arkadaşlar çekeceğim size. Ilyushin 76, 76 I saw one time Sabiha Gökçen İstanbul. It's the second big airport in Turkey and one Oleg Antonov State Museum. I saw but I couldn't enter. But I will. Evet arkadaşlar, navigator room böyle. Çok fazla burada vakit geçirmeden hemen yukarıya kokpite gidiyoruz. Hadi bakalım. Burada da herhalde adam burada uyusa kimsenin haberi olmaz ha. Uçuşta her yer yatak. So and this is cockpit. Okay, yukarı çıkıyoruz. Burada arkadaşlar crew restroom görmüş olduğunuz bu yataklarda dinleniyorlar. Ya burada çok fazla bir rest imkanı olduğunu düşünmüyorum ben. Düşsene burada yatıyorsun. Şurada başında şey var. Alet edevat. Şurada küçük bir cam var. Aşağıya bakıyorlar ne oluyor diye. Burada zannediyorum iletişim için kullandıkları bir mikrofon vesaire öyle bir şey var. Şurada da bir buzdolabı gibi bir şey var. Evet, kokpite geldik. Burada kaç kişi var? Aa, bu kapalı. Closed because of maintenance. 1, 2, 3, 4. 4 person. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 mi? Ha, o görmedim ya. Arkamda da koltuk varmış. Bu uçağı da 5 kişi uçuruyor arkadaşlar. Şimdi ön tarafa bakalım. Şöyle bir kısaca ne var ne yok diye. Aşırı manuel. Soğuk manuel. This aircraft, the first flight, this aircraft performed at 1966. 66. 66 yılında uçtu diyor. You will making some renovation for it or? No, we will do some renovation for Antonov 124, but not for Antonov 22. Because we have only one aircraft and it is not logical. Yeah. Bu uçakla ilgili bir yenileme çalışması vesaire yapacak mısınız diye sordum ama zaten bir tane var.
bu da uçtuğu yere kadar çok fazla düşünmüyoruz bu uçakla ilgili yeni bir şey yapmayı dedi. Bence haklı da. Ama çok sıcak gerçekten. Şöyle yukarıda her yerde camlar var. Zormuş be. It is looking more hard. This aircraft. How many 22 produced? I don't remember. Maybe approximately 50. 50. 50 tane. Zaten 50 tane yapmışlar arkadaşlar. Ama o zamanın şartlarında, yani 60'larda böyle bir uçaktan 50 tane yapmak da iş yani mesele. Yani bence gayet güzel bir iş çıkarmışlar ortaya. Ama şey vardır ya, şey geyiği, havacılığın dili İngilizce falan. Hadi gelin de göreyim burada sizi, havacılığın dili İngilizce. Hiçbir şey anlamazsınız. Bak sadece rakamları anlarsınız. O da şey, bak gerisi her yer Rusça ya da Ukraynaca. Evet, burada da durum bu arkadaşlar. Antonov 22'nin kokpitinden benden bugünlük bu kadar. Thank you very much for your you were so helpful and friendly and you can say to hi my followers. Take off channel. Şimdi kameranın önüne beni çok çıkartma dedi. Bana rica etti ama yani it is final of video. You have to say. Yes, see you. See you next time. Next time 225'e geleceğiz arkadaşlar. Antonov 225 Miria için. I will come again for Miria. Yeah, yeah, you should come. Bugün kaçtı elimden ama onu yakalayacağım. Evet, kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Havacılıkla kalın.